ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlısı olsun. Evet efendim. Sırada en önemli karar anı var bugün için. Kararları için kim geliyor? Evet, Mustafa ve Merve geliyor efendim. Buyurun. Aferin benim çocuğum, gel. Aferin Mustafa. Heh. Hadi hayırlı olsun Mustafa. Merve çok şıksın. Teşekkür ederim. Ay çok güzelsin maşallah. Efendim ekran başından beri ayrılmayın. Merve ve Mustafa bugün kararlarını verecekler. Evet. Devam mı yoksa taliplerini bekleyecekler. Ama önce reklamlar. Evleneceksen gel. Evleneceksen. Evet, Mustafa burada, Merve burada. Bakalım karar ne olacak? Tüm Türkiye'nin merakla beklediği karar Mustafa'cığım. Hazır mısınız? Hazırım Uğur Bey. Merve hazır mı? Hazırım. Merve de hazır. Ne yaptınız Merve? Anlat bakalım yavrum. Dışarıda falan görüşmedik. Burada konuştuğumuzla kaldık yani. Öyle mi? Evet. Dışarıda evet. Görüşmediniz. Hayır, görüşmedik. Bana yemek teklifi, çay teklifi etti ama ben kabul etmedim. He, teklif etmiş çocuğum. Evet. Ben de dedim benim çocuğum. Yok yok Seda değil. Hanım, hiç hafta sonu görüşmedik hanımefendiyle. Koca bir hafta sonu. Kızım hiç etseydiniz. Mustafa ben kabul temiz etmedim. Çocuk. Ben teklif ettim, kendisi kabul etmedi. Evet. Kabul etmedin. Peki Mustafa ve Merve arasındaki bu birliktelik nasıl başladı, ne oldu? Bir izleyelim, ondan sonra bakalım çocukların kararı ne? Ne yapmak isteyecekler ya da ne yapacaklar? Birazdan evet, öğreneceğiz. Bakalım. Önce bir izleyelim. Ağladı, isyan etti. Benim evlenme hakkım yok mu Seda abla? Ay var kurban. Tamam, sakin ol Mustafa. Ya ne zaman evleneceğim ya? Renkli kişiliğiyle kendini herkese sevdirdi. Çok talibi geldi. Mustafa'nın çok temiz, güzel bir yüreği var. Ailesi hiçbir kıza onay vermedi. Mustafa, evet demedim. Tamam anne, ben bir konuşayım. Ama o hiç vazgeçmedi. Yetti galiba. Seslen buradan babana. Seslen. Baba, Erol Bey'i duyduysan lütfen buraya gel. Bak Erol Bey izin verdi. Sen de benim evlenmeme burada izin vereceksin baba. Uzun zamandır kimseyle görüşmeyen Mustafa, Merve'ye talip oldu. Sürpriz gerçekten yani, bomba. Merve, evet. Ya bir çay iç oğlum ya, bir tane konuşuyorum, bir şey demiyor muyum? Tamam. İyi bir seçim yapmış Mustafa gerçekten. İyi bir seçim yaptığımı da gayet olumlu bakıyorum, iyi bir seçim yaptığımı biliyorum. Annesinin ben artık karışmıyorum demesi Mustafa'nın içini rahatlattı. Bir konuşsunlar da ne diyecek? Ben Mustafa'yı bırakmayayım, bir daha bir şey demiyorum. Aferin, çok şükür. Herkesin birbirine yakıştırdığı Merve ve Mustafa çay içmeye karar verdi. Mustafa Bey gerçekten çok düzgün bir insan. Bana talip geldiği için de teşekkür ederim. Bir çay içmek istiyorum. Merve'yi çay içmeye ikna eden Mustafa, bakalım evlilik yolunda ilk adımı atabilecek mi? Ailesi bu kez Mustafa'ya onay verecek mi? Tüm bu soruların cevabı şimdi stüdyoda. Evet, Mustafa ve Merve buradalar. Nasıl gidiyor Zeybek çalışmaları, devam ediyor mu? Devam ediyor. Öğreniyorsun arkadaşlardan. Evet. Güzel. Düğününde oynayacağız inşallah. İnşallah. Şimdi hafta sonu bir araya gelmemişsiniz ama siz yukarıda uzunca durdunuz. Çok uzun kaldınız. Evet. Yani epey de konuştunuz. Değil bayağı mi Merve? Konuştular. Evet, konuştuk. Evet, konuştuk. Hadi anlatın bakalım, nasıl geçti o konuşma aranızda? Neleri konuştunuz? Yani ben eviniz var mı dedim. O da hani sanmış ki tapumu, evi kendi üstüme istiyorum sanmış. Ha, yok aslında sen öyle demek evet, istememiştin ben, herhalde. Evet, ben evin tapusu var mı dedim.
Öyle mi anladın Mustafa? Öyle mi dedi yavrum? Vallahi Merve Hanım bana dedi, evlenirsen dedi, evin tapusunu benim üstüme yapacaksın dedi. Hayır öyle bir şey yok. Bak, herkes ama beni yanlış anlıyor. Söylemez zaten. Merve. Bak Mustafa'nın şimdiye kadar bir herkes yalanını duydu. Herkes beni yanlış anlıyor. Vallahi öyle dedi Uğur Bey yukarıda. O beni anlamadı ya da yanlış ya da sen anladı. Anlatamadın ya da sen yanlış anlattın. Olabilir, bana öyle dedin olabilir, yani. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim Merve'm. Herkes beni yanlış anlıyor dedin de anneciğim. Oğuz da dedi ki tapu istiyor, ev tapusu istiyor dedi. Yusuf evet, ben Hanım, evi benden. Kendi üstüme istemiyorum. Sadece eve olsun. Hani başka bir şey istemiyorum. Kendi üstüme istemiyorum yani. Öyle söylüyormuş. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bazen insanlar o kadar çok sever ki bir insanı. Onu gördüğünde sanki böyle cennetler, cehennemler bir yere. Yani bir melek hisseder kendini. Evet. Ben de bir insanı gördüğümde hep melek gibi hissediyordum kendimi. Günahsız, her şey bomboş. Ama benden olmayan bir şey istedi. Doğrudur, ailemin evi var ama benim kendim evim yok. 30 yaşındayım. Ama her şeye rağmen ben yine de onu sevdim. Gerçekten çok sevdim. Kimi? Merve'yi. Ama ev istedi. Ama benden ev istedi. Şunu şurada söylemek istiyorum. Evim yok diye yüreğime gömdüm onun aşkını her zaman. Her zaman. Ha, evim yok diye diyorsun. Evim yok diye. Dur, bunu konuşacağız seninle. Mustafa. Efendim? Merve diyor ki Mustafa beni yanlış anladı diyor. Öyle dedi Seda Hanım bana. Öyle mi dedi? Evet. Evin tapusunu benim üstüme yapacaksın dedi evlendiğimiz zaman. Eyvah. Ben de kabul etmedim Uğur Bey. Merveciğim bir şey söyleyeceğim. Böyle demiş de olabilirsin kızım. Diyebilirsin ki Seda abla kendimi, benim zaten annem hasta. Diyebilir. Kendimi garanti altına almak evet. istiyorum. Diyebilirsin de. Yani bundan şey yapma. Utanma. Bu utanılacak bir şey değil sonuçta. Ya burada diyor ki zaten ailenin durumu belli. Seda abla ben böyle bir şeye önem veriyorum da diyebilirsin be kızım. Yani burada böyle bir kriterim var mı Merve? Benim para pul peşinde olduğunu sanıyor ama ben aslında hani para pul peşinde değilim. Ben sadece mutluluğu arıyorum. Burada. Ama benim böyle bir kriterim var diyor musun? Evi üzerime ya, yapsın. Evi olsa da olur olmasa da olur artık. Ama şimdi başka şeyler bunlar. Merve'ye talibim. Efendim, bir daha ben talibim o zaman Merve. Evi olsa da olmasa da ben bir daha talibim Merve. Şimdi görüşmede şu an. Hayır görüşmeyle alakası yok. Bir dakika çocuk doğru bir şey söylüyor. Ama bir dakika Oğuz'a bir verin. Oğuz da şu an hayır. Heyecandan şu an anlatamıyor. Demek istiyor ki ben Merve benden tapu beklediği için bu aşkı kalbime gömdüm. Değil mi? Aynen öyle Seda abla. Bu yüzden de Merve eğer şu an söylediğinin arkasındaysa ben tekrar talip olmayı düşünüyorum demesi çok doğal Uğur. Ve en kısa zamanda çiçeğimle güzel bir şekilde tekrardan gelmek peki, istiyorum. Peki bir dakika ya, yine bekle. Ya Mustafa'ya birazdan evet derse Merve ne olacak? Evet demeyeceğine adım gibi eminim. Neden? Çünkü kavga ettiklerine yukarıda ben şahit oldum. Siz burada programı sunduğunuz kavga ettiler. Efendim? Dün kavga ettiler çay konuşmadı kavga ettiler. Çiçeği de fırlat. Çiçeği fırlatmadım bir kere. Çiçeği verdi gitti Seda. Çiçeği fırlatmadım. Yalan söyleyeyim. Ben hep yalan çiçeği kabul etmediğim için. Çok yalansı. Çiçeği kabul etmediğim için orayı bıraktım gittim. Bir de demiş ki babası istememiş Mustafa'nın babası. Babasının haberi yok. Hiç söylemedik izlememiş babası. Hayır bana arkada dedi çok babası istememiş. Çok yalan söyledi Seda Hanım inanmıyorum. Seda Hanım çiçek aldım. Çiçeği de kabul etmedi. Çiçeği de Merve Hanım masada bıraktı gitti. Bu terbiyesizliktir yani. Fırlatmış kadar oldu yani Seda Hanım. İnsan çiçeği alır öyle gider. Çiçeği yok, de orada bıraktı. Yok ben kabul etmedim. Kabul etmedim. Çiçeği ben kabul ben gördüm. Hiç de kabul etmem. Kimseden kabul etmem yani. Sadece sen neredeyim? Merhabalar abla. Ben cumartesi pazar benim misafirim oldular. Sağ olsunlar. Ben anlattı bana bayağı Mustafa dedi yani olumsuz dedi kardeşim dedi. Tapu istiyor dedi benden dedi. O beyefendi ben tapu dedi. İstemiyorum. Ya söyledin yukarıda ya söyle şimdi gerçekleri dedim. Burada orada ayrı oynuyorsun burada ayrı oynuyorsun ya. Evinin de ki, tapusu var mı dedim doğru sadece. Dürüst cesare ki de ben Mustafa'na tapu istedim. Bağırmamıza gerek yok. Ben lütfen, bağırmıyorum. Alçak sesli konuşalım. Ben bağırmıyorum de ki Mustafa'na Seda Hanım ben tapu isterim de olsun bitsin bu iş. Hayır öyle bir şey istemedim ben mutluluk yalan istiyorum. Yalan söylemeyin Merve Hanım bu kadar da yalancılık olmaz yani. Şimdi istemiyorum o zaman orada istediysem şimdi istemiyorum. Ben de seni kabul etmiyorum o zaman. Ben seni kabul etmiyorum aslında. Sen bana talip geldin. Ben sana değil. Bir tamam dakika, mı? Sen etmiyorsan ben hiç etmiyorum. Başka. Allah Allah. Benle İstanbul'da dışarıda evlenmek isteyen 180 tane kız var. Beyefendi gidin onlarla evlenin o zaman. Bana talip niye geldiniz? Mustafa. Tamam gelsin bir tanesini alacağım gelmiyor işte. Vallahi Seda Hanım bir tanesi gelsin alıp gideceğim ya. Mustafa.
Dur anneciğim, sen yine saygını bozma, bekleyin. Saygını bozma oğlum.